yöresine ait size üzümlü pirinçli börek yapacağım. Size malzemelerini tanıtayım. Öncelikle iç malzemesi için 1 çay bardağı burada cevizimiz var. 1 su bardağı üzüm var. 1 su bardağı pirincimiz var. 250 gram tereyağımız var. 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı sirke. 2 yumurtamız, 4 su bardağı unumuz var, 1 çay kaşığı kabartma tozu. Burada toplamda 2 su bardağı nişastamız var. Biri mısır nişastası, biri buğday nişastası. Bunu hamurumuzu açmak için kullanacağız. Ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Yumurtamızı ekliyoruz. Süt. Sıvı yağımız, 1 yemek kaşığı sirkemiz, hamurumuzu bir karıştıralım, çırpalım. Kontrollü bir şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Bakın arkadaşlarımız, ben hamurumu yoğurdum. 2,5 su bardağı ekledim malzememe. Çünkü tepsim küçük olduğu için unumun hepsini kullanmadım. Bak 5 su bardağında 2,5 su bardağımız kaldı. 2,5 su bardağını ekledik. Hamurumuz da çok kıvamlı. Hani derler ya, kulak memesi yumuşaklığında olacak. Gayet yumuşak ve güzel hamurumuz. Bunu iyice bir özlü yoğuracağım. Ve bezeleri ayıracağım. Hamurumu yoğurdum, toparladım. Ben hamurumu bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Bir yarım saat dinlenmesi için, hamurumuzu hani güzel açmamız için yarım saatimiz şart. Bu hamur yoğurma işlemimiz de bir 10 dakika sürdü sanırım. Sürdü, değil evet mi? Daha da yoğuracağım. Şimdi biraz daha bir yarım saat dinlendireceğim. Mutlaka dinlendirmesi gerekiyor bir yarım saat. Bezelerimizin güzel açılması için. Tamamdır. Toplamda 10 beze yaptım. Benim bezelerim biraz mandalina büyüklüğünde. Çünkü tek tek açacağım ya. O yüzden 10 tane yaptım. Şimdi bunları dinlendirmeye bırakıyorum. Yarım saat öbür malzemelerime geçiyorum. Pirincimizi aldık, yıkadık, tavamıza koyduk ve 2 su bardağı su ekledim. Ve kaynamasını bırakacağım. Sakın tuzumuz eklemeyin. Sadece su da o haşlanacak. Yüzümü de o şekilde yıkadım. 2 su bardağı suyumu ekledim. Yüzüm de burada haşlansın. Evet arkadaşlar, pirinçlerimize bakıyoruz. Gayet pişti. Çok da lapa haline getirmeyin. Bakın biraz diri. Çünkü fırında da bu pişecek. Yeterli bu kıvam. Ve yüzümler de bu şekilde. Hepsinin altını kapatıyorum. Bunları süzüyorum. Soğumaya bırakıyorum. Tereyağımızı da aldık ocağımıza. Onu eritiyoruz. Böreğimizi yaptıktan sonra üstüne dökeceğiz. Evet, bezelerimi aldım. Nişasta septim. Bunları tek tek açacağım. Biraz merdane ile gerdireceğim. Bundan sonra oklavamı alacağım. Ve yufkamı açacağım.
Şimdi bu yufkamızı da alıyoruz, ekliyoruz. Tek tek açtığım için biraz zorlanıyorum. Kimisi beşer beşer açıyor ama ben tek tek açacağım. Tek tek açarsanız daha güzel olur. Şöyle kenarlar çok kalın olmasın. İçe doğru verin. Bakın bu şekilde. Şimdi katlarımıza geçiyoruz. Tavamda benim zeytinyağım var. Onu biraz yufkaların üstüne gezdiriyorum. Şöyle. Yüzümle cevizimi karıştırdım. Onu gezdiriyorum. Böyle her yerine gelecek şekilde. Bu bizim Erzincan yöresinin böreği ama çok lezzetli, çok güzel. Bunun özelliği tek tek açılması. Biraz daha pirincimi sepeyim. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Demin şekeri unutmuştum. 2 su bardağı da şekerim var burada. Bunun zaten en büyük özelliği şeker sepmek. Şöyle. Çok tatlı. Kimisi şerbet kaynatıyor, üstüne ekliyor ama bizim orijinal tarifimiz budur. Şekerimizi de septik. Ve tekrar yufkamızı açmaya başlıyoruz. Bu arada biz bunu 2 kat yufka açtıktan sonra ekledik değil mi üstüne, onu belirtelim. Evet, mesela 2 yufkayı üst üste koydum, yağladım. Ondan sonra bu malzememi ekledim üstüne. Son bezemi de açtım. Üstüne ekliyorum. Kesme işlemine başlayacağım. Tereyağımı ekleyeceğim.
tereyağımızı erittik. Üstündeki beyaz köpükleri mutlaka alın. Yoksa böreğin üstü var ya böyle yanık gibi görünüyor. Köpükleri mutlaka alın. Her yerine yağ gezdireceğim. 250 gram tereyağımız var dedi. Bunu erittim. Bunu şimdi üstünde gezdireceğim. Kıyır kıyır bir börek. Tavsiye ederim hepinize. Çok da lezzetli, sağlıklı bir börek bana göre. İnşallah siz de denersiniz. Tariflerimi beğenirsiniz inşallah. Evet, tamamdır. Şimdi fırına atacağım. Ben davul fırına attığım için bende derece yok. Pişene kadar fırına atıyoruz. İşte üstü kızardı mı, içi çekti mi güzel. Fırından çıkarıyoruz, servis yapıyoruz. Evet, böreğimizi pişirdik. Üzümlü böreğimiz hazır. Çok da güzel pişti. Görüntüye bakın, muhteşem. Altı da üstü de aynı şekilde pişti. Çok güzel oldu. Ve kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Hadi sevgiyle kalın. Sevgiyle, neşeyle kalın. Evet.